Burası Hindistan, kuzeybatı sınır bölgesi, 1905 yılı. Birçok dine ev sahipliği yapan bir ülke. Erkekler birbirlerini öldürmek için birçok neden buluyorlar. Açgözlülük, intikam, kıskançlık yüzünden ya da bazen Tanrı'ya farklı isimlerle hitap ettikleri için. Fanatik isyancılar tepelerde bir araya geliyor. Hedefleri 6 yaşında bir çocuğu öldürmek. Çünkü o bir prens ve gelecekte insanların lideri olacak. Babası Maharaja, bizden İngilizlerden yardım istedi. Oğlunu Hasarabad'da bulunan garnizon bölgesine götürmemizi ve oradan da güvenli bir şekilde Delhi'ye ulaştırmamızı istedi.
Üzgünüm efendim. B bölüğü. Kesinlikle doğru ismi almışlar. Son treni yakaladılar mı? Hayır efendim. Yakalasalar da kurtulamayacaklar. Lanet olsun. Haber versek iyi olur. Hala burada mısın? Evet. İyi günde ve kötü günde.
Onu yere bırakın. Askeri karargâha haber ver. Evet efendim. O iyileşecek. Elbette. Onun insanları her zaman savaşçıdır. Üzgünüm Bay Peters, elimden başka bir şey gelmiyor. Yüzbaşı Sıkar. Buradan uzaklaşmam için acilen koruma ve eskort talep ediyorum. Sevindim. Sizin için çok endişelendik doğrusu. Bayan White, bu Bay Brady. Nasılsınız? Burayı o çekip çevirir. Majesteleri geldiğinizde acilen sizi görmek istedim. Teşekkür ederim Bay Brady. Derhal haber vereceğim. Lütfen benimle gelir misiniz Bayan White? Benim İngiliz vatandaşı olduğumun farkında değilsiniz sanırım. Bak, bak. Hepimiz İngiliz vatandaşıyız. Bunu kanıtlamak için hepimizin elinde belgeleri var. Bu konuyla ilgili uyarılmamış olmam affedilemez. Sadece Nuran'daydım. Ofiste kablo da var. Doğru ama hatlar kesikti. Balo salonuna ilerlerseniz Lady Windham'ı göreceksiniz. Buraya bakın. Beni derhal valinin ofisine götürmenizi istiyorum. Size söyledim. Bu konu hakkında hiçbir şey yapamaz. Son tren yola çıktı. Seni suçlamıyorum Scott. Sanırım Bayan White'ın yanında olması işleri hızlandırmadı. Oldukça başarılıydı efendim. Mürebbiyeleri daha farklı sanırdım. Kocası doktordu, iyi bir doktordu. Daha bebekken çocuğun hayatını kurtardı. Mağaraca bunu asla unutmadı. Saraydan ayrılmasını sağlayamadık. Bunu tahmin ediyordum. Şimdi önemli olan Prens Kishan. Delhi'den acil bir emir geldi. Onu derhal getirin diyor. Sanırım başarısız oldum. Evet. General Ames. Aa, içeri gel Charles. Onları buraya getirdin demek günün bu saatinde. Scott elinden geleni yaptı. Çocuk nerede efendim? Kütüphanede. Majesteleri, sizi evimde ağırlamaktan onur duydum. Teşekkür ederim, Excellence. O çok yorgun. Bayan White, Bombay'de kocanızla tanışmıştım. Bu General Ames. Nasılsınız? Durumumuzu size açıkladılar mı bilmiyorum. Son tren gitti ve treni majesteler için elimizden geldiğince beklettik. Onu güvenli bir şekilde götüreceğime söz verdim. Babasına verdiğim son sözüm. Burada oldukça güvende. Nasıl böyle düşünebiliyorsunuz? Bu sıradan bir kabile ayaklanması değil. Biliyorsunuz ki bundan çok daha ciddi. Böyle olduğuna inanmamamız için bir neden yok. Ama size nedenini söylüyorum. Birbirleriyle daima kavga eden prensler şu an aynı taraftalar. Raşit ve Hüseyin, hatta Rahim. Çok haklı efendim. 3 gün önce gönderdiğim mesaja göre hareket etseydiniz prens şimdi Delhi'de güvendeydi. Bu tip konularda en iyi kararı biz veririz Bayan White. Katılmıyorum. İngilizler çaylarını bitirmeden önce asla harekete geçmezler. Bu da çok geç olur. Üzgünüm ama Amerikalıların gözüne böyle görünüyorsunuz. Beni mazur görün, geldiğinizi bana söylemediler. Hastaneye gitmiştim. Tatlım, keşke haber gönderseydin. Majesteleri, Bayan White değil mi? Merhaba. Hakkınızda çok şey duydum. Nasılsınız? Çocuk çok bitkin görünüyor. Sizler de öyle General Scott. Sıcak bir banyo iyi olur. Kesinlikle öyle. Benimle gelin, size odalarınızı göstereyim. Teşekkürler General Scott. Siz iyi bir savaşçısınız. Görüşlerimi sizinle paylaştığım için beni bağışlayın ama görüşler bunun için vardır. Hüseyin, Raşit ve Rahim hepsi beraber savaşıyorlar. Yanılıyor olabilir efendim. Keşke yanıldığını düşünsem. Hadi Scott, git ve biraz dinle. Teşekkür ederim efendim.
Demir yollarını kapattıklarına göre filan kuşatma altında olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki direnebilecek miyiz? Ancak konu takviye bu alabilirsek. Sanırım alamıyoruz. O zaman umutsuzuz. Geniş ölçekli bir sivil savaş başlayacak. Ayaklanmadan daha kötü. Peki Scott. Teşekkür ederim efendim. Scott, prensi sağ salim Kalapur'a götürme şansımız ne? Üzgünüm Bayan White ama ekselansın sizi buraya çağırdığını zannetmiyorum. Elbette. Burada konuşulan konu bu odanın içindeki herkesten çok beni ilgilendiriyor. Bayan White tamamen haklı. Onu Kalapur'a götürebilir misin? Ama son trenin gittiğini sanırım. Orada her zaman demir yoluna bağlı kalmak zorunda değil. Peki atlar? Mümkün değil efendim. Kendi atlarımızı bırakamazdık. Yoksa yola devam edemeyecektik. Her tepede keskin nişancıları var. Ama onları bir şekilde açtınız. Evet efendim ama bu etrafımız sarılmadan önceydi. Evet anladım. Bu yeterince doğru. Korkarım ki prens burada kalmak zorunda ama burada güvende olacak. Takviye güçleri her an gelebilir. Şimdi İngilizleri biraz anlamaya başlıyorum. Yani burası hiç güvenli değil ve muhtemelen de takviye güçler zamanında buraya varamayacak. Sevgili genç bayan, siz anlamıyorsunuz. Ah, hayır hayır lütfen. Bu belki güzel bir bakış açısıdır. Sadece alışmak biraz zaman alıyor. Teşekkürler Scott. Efendim? Efendim siz ikincisiniz. Çok miktarda buhar var. Evet ama doğru yerlerden geliyor. Önemli olan bu. Hangi doğru yerler efendim? Tamam. Victoria yaşlı. Bunu itiraf ediyorum. Ama tecrübesi var efendim. Ve tecrübe karşısında hiçbir şey yanlış gidemez. Bu Victoria'nın suçu değil efendim. Geçen hafta onlara sordum. Ve geçtiğimiz ayda 17 kez bana tamirat için izin verin dedim. Ama hayır, sizin de dediğiniz gibi Victoria yaşlı dediler. O yalnızca manevra lokomotifiymiş. Kimse neler yapabileceğini anlamıyor. Kalapur'un 500 kilometre uzaklıkta olduğunu biliyorsun değil mi? 500 kilometreden ne olur ki? Bu lokomotif için o kadar yol nedir ki? Karaçi akınında ne yaptı biliyor musunuz? Bir haftada iki kez, iki sefer için bir hafta. Evet ama kaç yıl önceydi? Kazana bakın efendim, bir sızıntı bile yok. Dışarı azıcık bir buhar bile sızmıyor. Ve kazan iyi durumdaysa lokomotif de iyi durumdadır. Gupta'ya inanmıyorsanız kendiniz bakın. Bizim bunları bilmeye hakkımız var. Merhaba Peters. Kalapur'a mı gitmek istiyorsun? Evet. Bu çok önemli. Cuma günü beni Delhi'de bekliyorlar. Şanslısınız. Bir saat içinde bir tren kalkacak. Umarım satmakta çok başarılı olduğunuz tüfeklerinizi kullanmayı biliyorsunuz. Silah endüstrisi tarafsızdır. Her zaman öyle olur. Dışarıdaki müşterilerinizin tarafsız olmadığına emin olun. Hepiniz oturun lütfen. Sercan, benim gitmeme gerek yok değil mi? Brady, birilerinin evrak sandığından resmen sorumlu olması gerekiyor. Evet, biliyorum ama... Seni tercih ettim. Ayrıca benim için karıma iyi bakacağını da biliyorum. Tabii ki. Tanrı aşkına sonsuza kadar sürmeyecek geri geleceksin. Her şey ayarlandı. Saat 11.15'te istasyon çevresinde olmanızı istiyorum. General Scott'a emanetsiniz. Ne yapacağınızı o söyleyecek. Öğretmenlik yapmak niyetinde değilim. Ama pozisyonumuzu size anlatmaya çalışacağım. En önemli nokta... İsyancılar son trenin gittiğini düşünüyor. Başka bir tren olduğundan habersizler. Ayrıca demir yolunun geçidi onların kontrolünde ve kesinlikle kapalı. Ne yazık ki ben pek sanatçı ruhlu biri değilim. Şimdi buradaki içteki geçidi tutacağız. Ve bu iki geçidin arasında bir yokuş var. Evet, Victoria mükemmel eski bir alet ama çok fazla ses çıkarıyor. Ne yazık ki hayli fazla. Bunu dikkate almak zorundayız. Bu eğimde yeterince hızlanıyor olmamız gerekiyor. Bu dış geçidi paramparça etmeliyiz. Ve ne olduğunu anlamaya fırsatları kalmamalı. Evet. Planımız kabaca böyle. Tabii birçok şey yaşayabileceğimizi kabul ediyorum. Belki takviye güçleri durdurmak için demir yolu hattını bloke etmiş bile olabilirler. Ama bunu başımıza geldiği zaman efendim, düşünmeliyiz. Hayır, lütfen daha fazla zorlamayın. Buraya giremezsin. Yani onun burada olduğu... Üzgünüm doğru. Efendim. Birilerine rüşvet vermiş olmalı. Arka merdivenlerden çıktı. Şu adamı yanımdan alır mısınız? Beni endişelendiriyor. Lütfen odayı derhal terk edin Bay Layden. Onu kaçırmaya mı çalışacaksınız? Bu imkansız. Hadi. Tamam Scott, bırak kalsın. Tamam. Her iki önemli noktayı da kendi kendine fark ettiğine göre... Seni dışarı atmamıza gerek yok. Dış geçit düşmanların elindeyken onu trenle mi kaçırmak istiyorsunuz? Ne hikaye ama? Muhtemelen gazeteye haber olacak bir hikaye. Sanırım değil. Tabii eğer beni de trene bindirmek isterseniz.
Bu sadece bir fikir. Trene binebilirim yani. Orada senden önce yollayacağım binlerce insan var. Tabii tabii. Hiçbirinizin benden hoşlanmadığını biliyorum. Sizi bilmiyorum hanımefendi. Nasılsınız? Bu arada benim ismim Peter Van Leyden. Artık hikayeni aldım ve gazeteye basman da imkansız olduğuna göre belki de odadan çıkabilirsin. Dışarıdaki binlerce insan bunu duyarsa treninizin başına ne berbat şeyler gelir düşünsenize. Onları almadan gitmesine izin vermektense treni parçalara ayırırlar. Ama tabii istasyon geçidi kapalı ve bu gizleniyor. Kimsenin öğrenme ihtimali de yok. Bay Van Leyden. Belki bütün dünya gazeteleri kötü durumdan haberdar olmalıdır. Yok. Söylediğiniz gibi hiçbir önemi yok değil mi? Bay Van Leyden. Efendim? Treni binebilirsiniz. Öyle mi? Teşekkür ederim Sir John. Birbirimizi iyi anlıyoruz. Pekala. Saat 11'de orada olmanız lazım. Ben gidip evrak sandığına bakacağım. Nereye gittiğini sanıyorsun? Tabii ki çantamı almaya. Neden olmasın? Bu harika bir fikir. Anladım. Şimdi gidersem treni kaçırırım öyle mi? Evet Bay Van Leyden, aynen öyle. O zaman bu durumda fazla ağırlık taşımayacağım. Bir gazeteci olarak buna alışığım. Daha iyi bir eşlikçim olamazdı. İmparatorluğun gerilemesi ve çöküşü. Roma, İngiltere değil. Burada gerekli her türlü alet var. Ya levyeler, kazmalar. Bu yolculukta başımıza her şey gelebilir. Aklınıza gelebilecek her şey efendim. Bu demir boruları tahmin etmenizi söylemiştim. Çok fazla ısınıyorlar. Üzgünüm, zamanımız olmadı. O zaman umarım mesafeli dururlar. Bol şans. Teşekkür ederim. Lütfen herkes yere uzanabilir mi? Biraz rahatsızlık verici olabilir ama bunun gerekli olduğunu söylemeliyim. Ve fazla uzun sürmeyecek. Şey Bay Bride, lütfen o lambayı söndürün. Her şey yolunda giderse trenin bu yolculukta durması gerekmeyecek. Ama eğer durursa camdan dışarı bakmayın. Vagonu terk etmeyin. Ama kepenkleri indirin ve benim gelip haber vermemi bekleyin. Tamam. Şimdi nasılız Gupta? Şimdi kuvvetlendi efendim. Ama kalkmamıza hala biraz daha zaman var. Evet, tam buraya uzan. Tabii hanımların burada kalmaları daha güvenli olacaktır. Bulunduğum yerden memnunum, teşekkür ederim. Boş verin Bay Peters. Amerikalıların geleneklerinde dışlamak vardır. Şimdi artık çok hazır efendim. Çok çok hazır. Herkes iyi mi? Güzel. Kalkıyoruz. Her ne olacaksa olacak. Harekete hazırız efendim. Bol şans General Scott. Teşekkür ederim efendim. Gupta, benimle gel. Bırak gitsin Gupta. Yakında sona erecek.
Gupta ve çavuş bunlardan içmek için hazırdır sanırım. Alır mıydınız general? Memnuniyetle. Daftar sahip, çağırıyor. Merhaba Nizam. Ya efendim, çok teşekkür ederim. Bu çok iyi bir lokomotif. Arkadaşlarınız kabul etmiyor ama. Al, buna ihtiyacın olabilir. Gupta ve silah mı? Hayır efendim. Gupta sadece lokomotif sürer. İyi lokomotif sürer. Demir yolu tren hizmetinde 30 yıl. Evet ama bununla demir yolunda daha fazla çalışmamak arasında bir seçim yapman gerekebilir. Hayır efendim. Gupta Hintli. Hintlinin Hintli'yi öldürmesi pek güzel olmaz. Belki efendi Gupta'nın aptal olduğunu düşünüyor. Hayır, aptal olduğunu düşünmüyorum. Diğer adamlar başka dindense bundan Gupta'ya ne efendim? Gupta için önemli değil. Sap, sap, etfen horogya. Dur dur Gupta, dur dur. Efendim, diğer hatta. Kepenkler kapalı mı? İyi. Ve lütfen hiçbiriniz treni terk etmeyin. Umarım başımız belada değil. Endişelenmeniz gereken bir durum yok. Şuma! Tamare Tatao! Dakta sahip! Gupta! Silah sesi duyarsan mümkün olduğunca çabuk geri dön. Tamam efendim. Gupta böyle yapacak. Ama efendi de kendine dikkat etsin lütfen. Seni rahatsız ettiğini gördüğüme sevindim. Sana trende kalmanı söylediğimi sanıyordum. Ben muhabir gazeteciyim. Etrafa bakınmak benim işim. Bakmak ve haber yapmak. Pekala Van Leyden. Bakmaya devam et. İyice bak. Ve İngilizler düzeni sağlayamadığında neler olduğuna da bak. Düzen sağlamak mı? Siz mi? Siz bölersiniz. Müslümanları Hintlilere karşı kışkırtırsınız. Yönetebilmek için... Böldünüz. Sizin işiniz bu. Hindistan'a gelmeden yüzyıllar önce de Müslümanlarla Hintliler savaşıyordu. Bunu biliyorsun. Şimdi çabuk trene geri bin. Tamam, tamam gidiyorum. Yeterince gördüm. Buna düzen sağlamak mı diyorsun? Kuma! Bici bici yao! Sorun nedir? Neden duruyoruz? Ne oluyor? Acele et. Hepimiz gidip bakamayız. Gitmeyin. Lütfen Bay Layden, bize dışarıda neler olduğunu anlatın. Mültecilerin treni. Mülteci treni mi? Çoktan gitmiş olması gerekiyordu. Burada ne işin? Neden var? Durmuş? Bir şey mi olmuş? Zavallı insanlar, ne yapabiliriz? Yapılacak bir şey var mı? Bir şey mi? Hayır, bir şey yapamazsınız. Yalnızca eve
eve dönüp düzeni sağlamaya çalışabiliriz. Kendi iyiliğiniz için. Üzgünüm. Yapılacak bir şey yok. Hepsi ölmüş. Ama o trende yüzlerce insan vardı. Hepsinin öldüğünden nasıl emin oluyorsun? O kadar vaktin olmadı. Yola devam edeceğiz. Ama birileri yaşıyor olabilir. Emin olmadan devam edemeyiz. Lütfen inanın bana Bayan White. Bunu daha önce de görmüştüm. Bu caniler bir iş yaptıklarında tam yaparlar. Gupta, devam et. George! Bayan White, lütfen trene geri dönün. Bayan White! Onu askeri mahkemede yargılayamazsınız. O askerlerinizden biri değil. Biz de değiliz. Efendim izin verirse Gupta gidip Avrupalı bayanı getirebilir buraya. Hayır Gupta. Bırakalım hanımefendi kendisi görsün. Hadi yukarı çıkalım. Hadi trene binelim. Milyonda bir ihtimaldi. Tamamen gizlenmişti. Annesi vücudunu ona siper etmiş. Hiç lütfen onun... açıklama yapmayın. Ben yanıldım. Kişan nerede? Bunu görmese daha iyi olur diye düşündüm. Bu küçük delikanlıyı yerleştirecek bir yer bulsak iyi olur. Sanırım ihtiyacımız olanı biliyorum. Bu yaptığın çok cesur bir hareketti hayatım. Bu komik. İnsanlar bu konu hakkında benimle dalga geçerlerdi. Geldi buraydı, elinde bebeği derlerdi. Haklılarmış.
Ne düşünüyorsunuz? Muhteşem bir beşik oldu değil mi? Rahat etmesi evet, için harika. Şunları da koyalım. Evet. Evet. Nasıl oldu? Mükemmel. Bir hayat kurtuldu ve binlercesi yedirildi. Şans getirmesi için ona yastık evet, verelim harika. Mi? Evet, harika. Ama Gupta, buna ne oldu? Zar zor hareket ediyor. Bundan daha iyisini yapabilir. Victoria yaşlı efendim. Elinden geleni yapıyor o. Elinden gelen işimizi görmüyor. Ama buharımız kalmadı artık. O zaman daha fazla bul. Gupta. Kafanın estiği yerde duramazsın. Askeri emirlere tabisin. Askeri emir yok. Yapamıyor. İlerleyemiyor. Bana Kalapur'a kadar gidilebileceğini evet, söylemiştin. Evet, Kalapur'a gidebilir. Ama bu varken olmaz. Sorun bu mu? Beni bir daha bu şekilde korkutma lütfen. Bunu hemen hallederiz. Doctor sahib. Ji sahib. Bu spenalao. Acha sahib. A dove crowbar. Acha sahib. Birkaç dakikalığına duruyoruz. Anlaşılan her iki milde bir duracağız. General Scott bizi Kalapur'a götürmeye ne zaman karar verecek bilemedim. Sizi oraya götürecek Bay Peters. Tek düşünmeniz gereken bu. Teşekkür ederim. Lokomotifle ilgilenen çocukların da buna ihtiyacı olabilir. Getiriyorum. Ben özür diliyorum. Bebekler için. Dilemeyin. En doğrusunu yaptınız. O yüzden dilemedim. Nedenini anlamak için geçmişime gitmeniz lazım. Sanırım anlıyorum. Bir doktorla evliydiniz. Her anlamda çok iyi bir adamla. İnsanların hayatını kurtarırken kendini feda etmiş biri. Böyle bir adamla evli olup da onun ideallerini benimsememek mümkün olmaz. Haklıyım, öyle değil mi? Haklısınız ama söylediğiniz gibi olmadı. Ben o idealleri benimsemedim. Onlardan nefret ettim. Sefaletten ve kirden ve yaşamaya mecbur olduğumuz yerlerden iğrendim. Onun doktor olmasından nefret ettim. Hatta bir kez onu terk edip Amerika'ya döndüm. Yine de insan zamanla öğreniyor. Biraz geç kalmış olsanız da. Beni anladınız mı? Evet, anladım. Acımasız ve hovarda askerlerden biri olabilirim ama tam olarak taş kafalı sayılmam. O treni bindiğimi görse kocam da sizin kadar şaşırırdı. Her neyse, genç Hindistan nasıl? Çok iyi. Karnını nasıl doyuracağız? Bay Bryden'in aklına çok iyi bir fikir geldi. Deri eldiven kullanacağız. Deri eldiven bulabilirsek. Lady Windham'da var. O çantada her şey var. Kokulu tuzlar, oyun kartları, iyot, sargı bezleri. Hatta London Times'ın son sayısı bile var. Peki şu erkeklerin içtiği içecekten güzel bir fincan çaydan iyi giderdi. Kahve mi? Bu imparatorluğun başımıza yıkılmasına yol açardı. Çay. Demir yolu attı, kırık efendim. Hemen geri git. Tünelin içine tamam dön. Tamam efendim. Çavuş! Maxim! Lanet olsun. Özür dilerim. Hattı havaya uçurmuşlar. Kepenkler lütfen. Bunun bizimle hiçbir ilgisi olmayabilir. Belki takviye güçlerin gelişini engellemek için yapmışlardır. Ne yapacağız? Burada bekleyemeyiz. Bekleyemez miyiz? İlerleyemediğimiz aşikar. Ve geriye gitmekte ihtimaller arasında görünmüyor. Bu çok ilginç bir askeri sorun gibi görünüyor. Ya da belki de sağduyu eksikliğidir. Şimdi bakalım. Dufa'da Maxim'le gözcülük etsin. Bu da 6 adamımız kaldı demek oluyor.
ve bu kesilmiş kısmı trenin arka tarafından alacağımız raylarla değiştirmeliyiz. Saçmalama, bu imkansız. Hayır değil, daha önce yapılmıştı. Sağ olun Bay Brady. Şimdi şöyle yapacağız. Treni ileriye, hasar görmüş raylara doğru hareket edeceğiz. Tabii hanımların burada tünelin içinde kalmaları daha güvenli olacak. Evet, ama o zaman korumamız gereken alan genişleyecek. Ve orada başımıza bir şey gelirse hep birlikte korunmamız gerekir. Tamam. Başka sorusu olan? Güzel. Hadi başlayalım. Olacak iş değil. Umarım bunlardan başka vardır. Bir fikrim var. Bir fincan çay işe yarayabilir. Yeterince güvenli görünüyor. Ve Bay Peterson zarifçe ifade ettiği gibi burada bekleyemeyiz. Bak. Ne oldu Kişan, ne gördün? Bir şey hareket etti. Emin misin? Nerede? Göster bana. Tam şurada. Neydi o? Ne gördün? Bir adam mıydı? Bilmiyorum. Bir daha ben de bakacağım. Sizi çağırana kadar gelmeyin. Kumar! İngiliz anahtarı, maymuncuk ve levye. Affedersiniz Bayan Windham. Size de aynısını tavsiye ederim. Sanırım dışarısı oldukça sıcak olacak. Eksik tavsiye ustası. Bu eski bir İngiliz uğraşı, biliyor muydun? Tamam baylar, dışarı gelin. Hadi 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 hadi. Bravo Bay Brady. Silah tüccarları önden lütfen. Hadi, hadi. Eğer etrafta birileri varsa... Bekledikleri an bu an olmalı. Neden Hintlilerden birini göndermiyorsun? Bay Peters. Siz oraya efendim. Efendim, nereye gidiyorsunuz? Bu sizin. Bu sizinki efendim. Hayır hayır hayır, o tarafa değil, bu tarafa. Evet. Tanrı aşkına Van Leyden. Gelecek nesillerin ne kadar hünerli bir kahraman olduğunu görmelerini istemiyor musun? Şu an yardım etmelisin. Neye benziyorsun biliyor musun? Endişeli bir imparatorluk kurucusuna. Tamam, geliyorum. Oh, General Scott, tren dışında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tren raylarını taşıyana kadar bekleyin isterseniz. Dikkat et kopta. Victoria bizim tarafımızda sanmıştım. Hızlı davranmaya bakın baylar.
Bunu yapma Kişan. Gel ve buraya otur Kişan. Kartlardan ev yapalım mı? Sana nasıl olacağını göstereyim. Önce kartları toplayalım. Şimdi ikinci katını yapalım, olur mu? Evet. Ha, teşekkürler. Peki, şimdi buraya bir çatı koyalım, tamam mı? Ah. Şimdi bu oldukça ilginç bir durum, General Sıkat. Ne önde ray var, ne de arkada. Saldırıya uğrarsanız ne olacak? Bunun yanıtını düşünmeyi size bırakıyorum. Şimdi iki katlı evimiz var. Bir kat daha yapalım mı? Aa, şimdi yeniden başlamamız gerekecek. Bak, işte orada. Bir heliograf. Bu ışığın anlamı nedir? Bizi buldular demek. Yani ateş açabilecekler mi? Bu menzilde vakit kaybı olur. Hızlı çalışmalıyız. Hadi. Şimdi gel ve buraya otur Kişan. Neden? Sana söyleneni yap tatlım. Tam bu köşeye. Tamam Bay Brady, vagona dönün. Son iki cıvayı diğer tarafa koyacağım. Vagona geri dönün, acele edin. Kafalarınızı eğin. Gupta! Geri gel! Oh!
sevgili Tanrım. Bu Hintli evladını kurtarmayı unutma. Lütfen. Eski dostum, vuruldun mu? Evet efendim. Ama beni yalnızca ayağımdan vurmaya özen gösterdi. Biraz da kolumdan. Hepsi o kadar efendim. Hepsi bu. Yakında seni iyileştireceğiz. Birkaç kilometre sonra başka bir olaya ulaşacağız. Orada biraz dinlenirsin umarım. Evet efendim. Ve Gupta size Victoria'yı kullanmayı öğretecek. Şimdi çok dikkatli olmanı istiyorum. Vagondakilerin nasıl olduğuna bakacağım. Evet efendim. Çok iyiydin. Basınç düşüyor. Victoria'ya su lazım efendim. Sonraki istasyon ne kadar uzakta? Camşara. 30 kilometre uzakta. Oraya kadar gidebilir evet, mi? Evet gidebilir. Ama yavaş yavaş. Bu nasıl? Gayet iyi. Efendi artık lokomotif kullanıcısı. Now this you might call her. An ingenious piece of mechanism. It's a lifesaver too, not a life destroyer. I'm surprised to find you a sentimentalist. Most ruthless men are sentimental, I don't know why. When can I drive the engine? Later, tomorrow perhaps. Will you ask Captain Scott? No, you asking yourself. No, you. He likes you. Does he now? Belki bunu ona götürsen iyi olur. Bu onu güneşin etkisinden biraz korur. Tamam, olur. General Scott. Lady Windham makinistin yaralarını güneşten koruması gerektiğini söylüyor. Size söylediğim gibi yanında her şey var. Al bakalım yaşlı Gupta. Umarım diğer meslektaşların seni bu halde görmez. Umarım efendim. Yoksa bana Bayan Gupta derler. Durmam gerekiyor Gupta. Hayır efendim hayır. Durursak bir daha asla çalışmaz o. O zaman şansımızı deneyeceğiz. İlerlerken onlara Maxim'le kısa bir atış yapacağız. Etrafta kimse varsa ciddi olduğumuzu anlayacaklar. Çavuş! Gözünü dört aç! Vagondaki herkes yerde kalsın! Kumar! Gel ve yardım et!
Çavuş, beni takip et. Burayı gerçekten darmadağın etmişler. Efendim, lütfen su kaynağını yok etmişler mi ve pompa çalışıyor mu diye bir bakar mısınız? Eğer çalışmıyorsa Kalapora uzun bir yürüyüş olacak. Çavuş, çatıya çık. Etrafı kolaçan et. Hızlı ol, hızlı. Her şey yolunda. Dışarı çıkmak için güvendesiniz. Bay Peters, Bay Layden, lütfen biraz odun bulmaya çalışın ve istasyona götürün. Bu kazanı ateşlemeye çalışacağım. Dikkat edin efendim. Dikkat edin. Aha. Pompayı çalıştırabilirsen biraz su çekebiliriz. Ama bunu şu taraftan lokomotife ulaştırmamız lazım. Eğer taşıyabileceğimiz bir şeyler bulmak için bakarsanız çok büyük yardımınız olur. Bay Layden, maalesef hayatta kalmanız bizim hayatta kalmamıza bağlı. Yani sakıncası yoksa odun lütfen. Nasılsın Gupta? Pek iyi değilim efendim. Ama çok kısa süre sonra çok iyi olacağım. Gerçekten vagona gelmelisin. Orada daha rahat edeceksin. Hayır efendim. Scott efendim lokomotifi kullanana kadar Gupta burada kalmalı. Ve bu da çok kısa süre sonra olacak. Trenin yanından uzaklaşma Kişan. Efendim. Gupta'nın lokomotifine ilk defa geldiniz. Eliniz boş dönemezsiniz. Gupta'nın size bir şey vermesi gerek. Hint geleneği. Su için bir kova efendim. Teşekkür ederim. Şuraya koyun. Bu işe yararsa sanırım su taşıyabileceğim. Peki yaramazsa? O zaman burada bizi öldürmelerini bekleriz. O halde işe yaramasını tercih ederim. Oldu galiba. O tekerlekten uzak dur. Seni kıyma haline getirir. Hadi yaşlı kızım. Güzel. Dışarı. Ateşi devam ettir Van Layden. İşte böyle. Kovaları doldurun. Kumar, gel ve yardım et. Çavuş, gözünü dört aç. Gupta, bu yaşlı kızımıza neresinden su veriyoruz? Çatısından içiyor efendim. Tamam. Buraya getirin. Sırılsıklam olmuşsun. Oraya git, ayakkabılarını çıkarıp oyna. Teşekkür ederim Bay Brady. Bunun gibi iki tane daha getirirseniz iyi olur.
Ondan uzak dur. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Biraz daha akıllı davranmalısın. Telaşlan. Gözüm üstündeydi. Hadi trene dönüyorsun. Sen de. Herkes binsin lütfen. Çavuş, yardım et. Tamam Gupta. Hedef Kalapur. Kalapur efendim. Biraz uyuman gerekiyor. Şu makası uzatabilir misin lütfen? Göründüğünden çok daha güçlü. Başka bir şey? Aa evet. Buna biraz su koyar mısın? Sen tanıdığım ilk Amerikalı kadınsın. Diğerleri de senin gibi mi? Nasıl? Ben nasılım ki? birçok kadına göre daha bağımsızsın diyelim. Aa, inatçı olduğumu söylemenin nazik İngiliz yolu bu mu yani? Sana bir şey sorayım mı? Neden orduya katıldın? Bu çok garip bir şey mi ki? Çılgınca bir şey. Hadi anlat. Peki bakalım. Ben 8 yaşındayken büyük babam bana bir kutu oyuncak kurşun asker verdi. Ve o günden beri askercilik oynuyorsun. Böyle açıklamak istersen evet. Hiç bunun gereksiz olduğunu düşündün mü? Günün sonunda hepimiz bu dünyaya kendi aklımızla geldik. Neden başkasının aklına uyalım? Askerlerin de kendi akılları vardır. Öyle mi? Hayatını başkalarından emir alarak geçirirken bu olabilir mi? Makine gibi davranır mı yani? Biz makine değiliz. Hmm. Diğer herkes gibi insanız işte. Bir asker asla tam anlamıyla insan olamaz. İnsanların sorumlulukları vardır. Bir tren dolusu insanı sorumluluk olarak görmüyor musun? Senin değil ki, vali senden bizi Kalapur'a götürmeni istedi. Başarısız olursan sorumluluk ona ait. Bunun için teşekkür ederim. Bu rahatlatıcı fikirlerin için gerçekten çok teşekkür ederim. Beni kurtardığın için sana minnettar olduğumu zaten söyledim. Ama askerler hakkındaki düşüncelerim hiç değişmedi. Sen bizi evde sorun çıkaran o özgür kadınlardan biri misin? Belki öyleyim. Bunda sorun nedir? Oo, sadece kaçık gibi davranıyorlar. Aa, kendi aklını kullanmak kaçıklık mı sence? Bence hayatlarını emirlere uymakla geçiren erkekler kaçık. Bak, hayatta her an her istediğini yapamazsın. Benim görevim emirleri yerine getirmek. Yani at gözlüğü takmış bir hayvan gibi. Size daha fazla katlanamazdı Bay Amaydı. Sen bizi mi? Öyleyse her şeye soktuğun burnunu yumruklamak istiyorum. Hayır, aslında sigara içmeye gidiyordum. Neyse. Öndeki seyir platformu şimdi müsait. Hoşça kalın. Thank you.
Görüyoruz. Evet, burası Kupra Köprüsü. En son neredeyse 5 yıl önce buradaydım. Uzaklardan eve dönüyordum. Şimdi ise tam tersi. Gupta! Bu defa da köprü. Köprü ya da bir kısmı havaya uçmuş. Sizden bir süre yürümenizi isteyeceğim. Yürümek mi? Köprü yerinde yoksa neyin üzerinde yürüyeceğiz? Neyse ki patlayıcılar konusunda fazla zeki değiller. Ve kuvvet yukarı doğru değil. Aşağı doğru gerçekleşmiş. Bize hala biraz ray bırakmışlar. Rayları tutan hiçbir şey yokken üzerinde mi yürüyeceğiz? Sadece 2-3 metre. Kolay olmayacak, hoş da olmayacak ama bence bunu yapabiliriz. General, bunun da başka bir tuzak olma ihtimali yok mu? Öyle bir ihtimal var ama zannetmiyorum. Bunu bizim için hazırladıklarını sanmıyorum. Bence 2 veya 3 gün önce gerçekleşmiş. Tamam, karşıya geçebileceğimizi söylüyorsunuz. Sonra ne olacak? Eğer destekleyici yoksa tren bunun üzerinden geçemez, öyle değil mi? Sanırım bundan daha ağır trenleri engellemek için yapmışlar. Cephane trenleri, mülteci trenleri gibi şeyleri. Bence bizim eski Victoria'yı taşıyacak güce sahip. Her neyse, bu almamız gereken bir risk. Ve eğer bu bir tuzaksa? 2 askeri önden göndereceğim. Gerekli olursa bizim için koruma ateşi açarlar. Hazır olduğunuzda köprüye gelin. Çavuş. Kumar. Bebeği almama izin verin lütfen. Teşekkür ederim. Pekala. Tabii ki onlar asker. Sizin için böyle kolay olmayabilir. Şimdi, gönüllü var mı? Bravo Bay Peters. Aşağıya bakmayın. Tamam. Güzel. Hanımefendi. Rayların üzerine çıkın, aşağıya bakmayın. Çok iyi hanımefendi. Bay Brady. Şimdi bayım. Raylara çıkın, aşağıya bakmayın. Kıpırdayamıyorum. Sorun yok bayım. Çok iyiydi bayım. Hadi General Scott düşmene izin vermez. Bak sana göstereyim. Ben yapabilirsem sen de yapabilirsin. Aşağıya bakma. Çok iyi. Ben geçeceğim, sen de çocuğu bana uzatacaksın. Tamam, teşekkür ederim. Pekala, onu alabilirim. Pekala, yüzüme bak.
Bana bakmaya devam et. Şimdi onu bana uzat. Uzan hadi. Tamam Van Leyden, uzat bana. Onunla birlikte uzan dostum. Bana bak genç adam. Sen çok akıllı bir çocuksun. Aşağıya bakma. Hadi uzatsana, uzat bana. Peters, benimden tut. Onu bana uzat. Senin sorunun ne? Tamam hadi çocuğu yakala. Hadi. Ne tür bir şeytanlık peşindesin? Lütfen. Lütfen ne? Sen bilerek çocuğu uzatmadın. Bu ne şimdi? Onu neredeyse düşürüyordun ve şimdi beni suçlayacak kadar saygısız. Böyle görünmesini istedin. Saçma sapan konuşma. Peki o istasyondaki tekerleğin yanında olanlar neydi? Hangi istasyon? Sen neden bahsediyorsun? Aa, bırak beni. Aa, hayır hayır Bay Layton, sizi bırakmıyorum. Siz Müslümansınız öyle değil mi? Bunu bana karşı ne zaman kullanacağını merak ediyordum. Ve bu çocuğu öldürmek isteyenler de Müslüman. Kumar! Çabuk geri gel! Seni tutukluyorum. Eğer bunu yaparsanız General Scott, sizi Kalküta'dan Berlin'e kadar bütün gazetelerde haber yaparım. Bu riski alacağım. Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Profesyonel bir asker olmanıza rağmen bir beyniniz olduğunu düşünmüştüm. Evet, ben profesyonel bir askerim. Ben de profesyonel bir gazeteciyim. Sizi uyarıyorum. Yetkilerinizi aşıyorsunuz. Ben özgür bir gazeteciyim. Benim görevim haber yapmak. Ve benim görevim de bu çocuğu güvenli bir şekilde kalapora götürmek. Bu adam bir manyak. Kafasından güneş geçmiş. Ha, siz de çocuktan uzak durun, yoksa öldürmek istediğinizi zanneder. Kumar, bu adamı tutukla. Pekala General Scott. İsminizi gazete manşetlerinde görmeye kararlı gibisiniz. Ama buna pişman olacaksınız. Bırak beni. Bak, yanılıyor olamaz mısın ha? Bu konuda yanılıyor olabilir. Lütfen, lütfen. Hepiniz köprüden uzaklaşın. Şu an size doğrultulmuş bir düzine silah olabilir. 6 santim genişliğinde bir ayda herkes kayabilir. Bu onun katili olduğunu ispatlamaz. Bence de onu tutuklaman gereksizdi. Vagonda bu kadar insan var. Onu gözleyebilirdik. Ha, Tanrı aşkına. Bak, hatalı olabilirim. Çok hatalı olabilirim ama bu çocuğun hayatını riske atamayız. Şimdi lütfen köprüden ayrılın. Lütfen onu köprüden götür. Ağırlığı taşıyabileceğine emin misin? Tabii ki eminim. Havaya uçurulmuş rayların üzerinden tren geçirmek benim hobimdir. Küçük bir okul çocuğu gibi davranmaya bir son ver. Nasıl davranmamı isterdin? Sana cehennemde umut olmadığını mı söyleyeyim? Bu işi halletmem gerekiyor. Bu defa benim sorumluluğum bu. Bu insani mi yoksa askeri bir sorun mu bilmiyorum. Ona sen karar ver. Peters... En iyisi hızlıca geçmek. Saçmalık, titreşim çatısını kırabilirim. Katılmıyorum. Herhangi bir girişte daha az dinamik kuvvet uygular. Sen mi yapacaksın, ben mi? Tamam. Gidebiliriz. Gidiyoruz. Dikkat edin. Dayan Gupta. Bu iş bitti. Hız almayın. Ah!
tam gaz. Evet, biraz daha fazla lütfen. Biraz daha efendim. Evet, çok yavaşça efendim. Sağa doğru. Sağa doğru. Endişeler mi Bukta? Başardı efendim. Başardı. Çok iyi kullandınız. Efendim. Bunun için üzgünüm Bay Layden. Bunun mantıklı bir açıklaması olacağına eminim. Başardık! Başardık! General Scott. Evet hanımefendi. Bay Layden hakkında zekice bir karar verdiğinizi düşünüyorum. Bunu yapmasaydım başım beladaydı. Gupta. Evet efendim. Yaşlı Victoria gitmeye hazır mı dersin? O sizin kadar genç değil efendim. Gitmek için biraz buhara ihtiyacı var. Ne kadar sürer? En fazla 5 dakika. Tamam. Şu ünlü asker düşmanlığın biraz aşağıya kaçmadı mı? Ne demek istiyorsun? Aşağıda vadide kıymaya dönüşmediğim için oldukça mutsuz görünüyorsun. Şimdi de ahlaksız bir kadın gibi davrandın, öyle olduğunu biliyordum. Umarım daha fazla havaya uçmuş köprü yoktur. Yani beni oldukça korkuttun. Sana yemin ederim ben de çok korktum. Bay Layden konusunda emin misin? Yanılıyorsan başın çok fazla derde girmez değil mi? Kovulduğumu görmek hoşuna gitmez miydi? Askerlerin önünde yürüdüğümü, madalyalarımın parçalandığını ve fincan çay içtiğinde izleyeceğini düşünmüştüm. Böyle şeyler yapmıyorlar. Tabii ki yapıyorlar. Sonra en yakın arkadaşım bölümden beni çağırır ve elime dolu bir silah verir ve onurlu bir askerin yapacağı şeyi yapmalısın der. Catherine. Teşekkür ederim General Scott. William, Charles ya da Willoughby, seçimini yap. Kesinlikle Willoughby. Aman tanrım, çok zavallı görünüyor. Biliyorum Bay Layden biraz zor bir adam ve farklılıklarımız var. Bunca şey yaşandıktan sonra yolculuğu hep birlikte tamamlayabilsek güzel olurdu. Fikir. Gel. Burada dur. Beni izle. Sonunda küçük işan yolunu bulmuş. Sıra sizde Bay Bride. Özür dilerim. Çok yavaşım. Sizce onu bağışlamışlar mıdır?
Bay Layden için endişelenmenize gerek yok. Eminim General Scott ne yaptığını biliyordur. Tabii ama onu bu şekilde kapatmak biraz fazla oldu. Ne yapabilir ki? Kapatılmasının ana fikri neler yapabileceğini öğrenmememiz Bay Brayden. Testiyi doldurmama izin verin lütfen. Teşekkür ederim. Demek doğruydu Bay Van Leyden. Sizi görebileceğim şekilde durun. Hepiniz. Çocuk da dahil. O burada değil, lokomotifin başında. Sen çocuğu çağır. Çağır onu. Hayır, yapma. Bu işten kurtulabileceğini zannediyorsan... Kurtulabilirim ve kurtulacağım. Geride tanık kalmayacak. Bunu başarsan bile lokomotifi kontrol eden bir asker daha var. O buna boyun eğecek. Çağır şu çocuğu. Hayır. Tamam, çağırma. Sonsuza kadar orada kalacak değil. Eğer hepimizi katledeceksen... silahın emniyet kilidini kaldır. Geri git. Yakında. Ne zaman? Ben söyleyeceğim. Al, devam et. Başından beri bizim için gönderilmiştin. Bunu tuhaf mı buldun? Bu adam deli. Sizden daha deli değilim. Hanımlar ve beyler, sizler gibi ben de ülkeme inanıyorum. Sen Hollandalısın. Ben Hintliyim. Annem Hollandalı. O nefret ettiğiniz melezlerden biriyim yalnızca. Bizi öldürünce neyi ispatlayacaksın? Melez olmadığını mı? Gerçek bir Müslüman olduğumu, inancım için savaşabileceğimi ve belki de ölebileceğimi. Tamamen Müslüman olacak bir ülke için. Ben o özgür ülkeye aidim. Bunu anlayabilecek kapasiten var mı? Sen bir suçlusun. Hapiste olmalıydın. Bir silah satıcısının bu etik öfkesini çok dokunaklı buldum. Bak! Bayan White, şu lambayı yakın. Tünellerin içinden geçeceğiz. Ve sizi karanlıkta bırakırsam çok üzülürüm. Bunu hiç istemem. Söylediğimi yapın. Gupta, neden gitmedin? Sizi öldürebilirdi efendim. Evet, öldürebilirdim. Çok haklısın.
Bu hoşuna gitti mi? Prens Kişan bu kapıdan içeri asla girmeyecek. General Scott da öyle. Bunu zaman gösterecek. Çığlık atacağım ve onlar buraya gelmeden onları uyaracağım. Korkuyorsun değil mi? Soğukkanlılıkla bir çocuk öldürmek kolay olmamalı. Ve göçmenlerin treni. Oradan geri geldiğinde sen de hepimiz kadar kötü hissettin. O oldukça gereksiz bir katliamdı. Öldürmek her zaman gereksiz değil mi? Bir insanın canını almanın bir sorunu çözdüğü ne zaman görülmüş? Çözer ve yine çözecek. Ben de çocukları senin kadar seviyorum. Ama o çocuk... Tanrım, anlamıyor musun? O çocuk, o bir simge. O ülkemle özgürlüğümün arasında duran modası geçmiş bir geleneğin parçası. Ve onu öldürmeliyim. Öldürmem gerekiyor. Çay zamanı genç adam. Sonra lokomotif kullanmaya gelebilir miyim? Tabii ki, sana söz verdim. Öyle değil mi? Tanır mısın sen? Boks yapabilir misin? Çavuş! Lokomotifi devral! Buhar basıncını kontrol et! Kimse ses çıkarmaz. Hey, 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 hey. O kirli ellerinle çay içemezsin. Bekle, bekle, bekle. Kimse yerinden kıpırdamasın. Seni öldürmeyeceğim. Gelmeyin. Herkes yeri açın. Bu kadar az söyle durmasın. Bu bir tuzak. Boşuna uğraşma Van Leyton. O silahı yeniden kullanamazsın. Sanırım vuruldum. Evet, vurulmuşsunuz. Şimdi bu yarayı temizleyebileceğiz. Evet, çatıda olamazlar değil mi? Şimdi ihtiyacınız olan şey sert ve iyi bir içki. Şimdi geçiyorum. Teşekkür ederim Lady Windham. Çok naziksiniz.
Bay Van Leyden nerede? Kaçtı. Kaçtı mı? Aman tanrım. Biliyorsunuz hepimizde kurşun delikleri açarken bile onu sevmekten kendimi alamadım. İşte alın. Bunu için iyi hissedersiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Lady Windham. O zaman sanırım bütün sorunlar sona erdi. He? Bunu da takın. Böyle bir şokun ardından başınıza güneş geçmesini istemezsiniz. Çok teşekkür ederim. Diğer yöne doğru. Teşekkürler. Ki sen bu tren Guram'dan gelen 9-10 treni. Hayır, o değil tabii ki. Bu Hasarabad'dan gelen son tren. Ve üstlerinle konuşurken daha dikkatli ol. Yani John iyi mi? Gerçekten durumu iyi evet, mi? Evet, Sir John gayet iyi. İsyancılar kalemize asla giremediler. Takviye güçleri geldi mi efendim? Evet, dün akşam geldiler. Çocuğu götürdüğünüzü duydukları anda saldırıyı kestiler. Yeniden görüşeceğiz General Scott. Hükümet konağında kalacağım. Vali hikayeyi sizden dinlemek isteyecek. Teşekkür ederim. Bay Brady'yi unutmayın. Bir eşek gibi tekmelendi. Sonra evimizi kurtardı. Evet Gupta. Gördün mü efendim? Victoria çok yaşlı dediler. Ondan ancak römork olur dediler. Şimdi ne diyecekler bakalım? Onlara gösterdi. Gerçekten başardı. Tebrik ederim Kumar. Tebrik ederim çavuş.
Delhi'deki konferansa yetişemeyeceğimize dair endişelendik. Hükümet piyasaya sürdüğünüz yeni arazi silahlarınızla çok ilgileniyor. General Scott, hayatımı kurtardığınız için teşekkür ederim. Artık benim dostumsunuz. Umarım öyleyimdir. Ama siz İngilizsiniz. Sizinle savaşmam mı gerekecek? Tabii ki hayır. Neden ki? Babam demişti ki... Ne demişti? İngilizlerin gitmesi için onlarla savaşmalıymışım. Keşke lokomotifi kullanabilseydim. Görünüşe göre küçük kişanda savaşman gerekecek. Daha fazla minnet beklemeyin. Daha fazla minnet beklemeyelim. Hayatta olduğunuz için minnet duyun ve şansınıza güvenin. Bir asker gibi ilerleyin. Bu kimin sözü? Kipling isminde birinin. Başka bir çay seviç. Peki... Genç Hindistan için yeni bir yuva bulsak iyi olur.